görselde kullanılan dil ve anlatım özelliği göz önüne alındığında 1, 2, 3, 4 değerlendirmelerinden hangileri kesinlikle yapılır? Öncelikle görselimizde iklim değişikliğinin yol açtığı orman yangınları ve hava kalitesinin düşmesiyle ilgili bilgilendirici bir ifade görmekteyiz veya ifadeler görmekteyiz. Birincisinde betimleyici ögeleri ağır basmaktadır denmiş. Hayır, çünkü açıklama ağır basmaktadır. Bu da zaten ikide verilmiş açıklayıcı anlatım yapılmıştır. 3. Kanılar ön plana çıkarılmıştır. Kanılar yani düşünceler, görüşler değil, daha çok bilimsel kesin veriler kullanılmış. Bu da söylenemez. 4. Olay içinde yaşatma esastır. Yani öyküleme denmiştir ama öyküleme yoktur. Demek ki yalnız 2 kesinlikle yapılabilir. Cevap B'dir. Betimleyici anlatım türü için aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur? A. Açıklayıcı ve sanatsal betimleme olmak üzere ikiye ayrılır. Bunu söylemek doğrudur. B. Kişinin iç dünyasını anlatan betimlemelere tahlil yani ruhsal portre denir. Doğru. C. Kişinin dış görünüşünü anlatan betimlemelere fiziksel yani simgesel betimleme denir. Doğru. D. Roman, hikaye, tiyatro, gezi yazısı, şiir gibi türlerde kullanılır. Doğru. E. Kelimenin yan anlamına ve gerçek anlamlarına yer verilmek gerekliliği vardır. Yani böyle bir zorunluluk söz konusu değil. Sadece gerçek anlamla kullanılan veya sadece mecaz anlamla kullanılan yapılan betimlemeler de olabilir. Dolayısıyla böyle bir gereklilikten söz edilemez. Cevap E'dir. Numaralanmış bu üç parçanın ortak özelliği için aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur? Öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Üç parçada da farklı düşüncelerin dile getirilmesi yani karşıt görüşlerin dile getirilmesi var ki bu bir tartışmadır. Yani parçalarımız tartışma örneğidir. Dolayısıyla B seçeneğini söyleyebiliriz. Sohbet havasında yazıldığını da söyleyebiliriz. Adeta yazar bizimle konuşmakta. Sonra soru cümlelerinde yer vermiştir. Hepsinde bir soru cümlesi vardır. Örneğin günümüz yazarları rahata mı kaçıyorlar ifadesinden devam eden bölümler soru cümlesi. Veya iki de eğitimin tam gün mü, yarım gün mü olması daha faydalıdır soru cümlesi. Ve üçte de yine resim mi yapmak istiyorsunuz soru cümlesini görmek mümkün. Sonra kanıları çürütmek yazarın elekleri arasındadır. Zaten tartışmacı anlatımda bu vardır. Bilgi vermek amaçlanmıştır demiş. Oysa yazar kendi düşüncesini inandırıcı kılmak için böyle bir tartışma yöntemine başvurmuştur. Dolayısıyla bilgi verme amacı değil, kendi görüşünü kabul ettirme amacı vardır. Cevap C'dir. Bu parçanın anlatım özellikleri için aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur? Parçamızda öncelikle bir öyküleme ve betimleme ağırlığı olduğunu belirtmemiz gerekiyor. A. Fiziki betimlemelere yer verilmiştir. Örneğin yıllar önceydi. Kar büyük kentlere de kar gibi yağıyordu. Bakın burada hemen bir gözlem görmekteyiz. Demek ki fiziki betimleme vardır. B. Devinimsel yani hareketli anlatımdan yararlanmıştır. Burada da bir olay akışı da var aynı zamanda. Şimdilerde trafiği felç edecek diye korkulan kar o zamanlar bir sevinçti. Artık kar eskisi gibi yağmıyor kentlere diye bir olay akışı yani devinimsel bir anlatım var. C. Nitelik bildiren sözcüklere yer verilmiştir. Çok sayıda vardır. Örneğin büyük kentler veya yaşlı adam buna örnektir. D. Karşıt düşünceler çarpıştırılmıştır. Yani bir tartışma denilmiştir. Oysa karşıt düşünceler söz konusu değil. E. Öznel düşünceler ağırlıktadır. Burada kişisel bir görüş dile getirilmiş. Tabii bu betimleme yapılırken yazar kendi kişisel düşüncesini dile getirmiş. Örneğin şimdilerde trafiği felç edecek diye korkulan kar o zamanlar bir sevinçti. Artık kar eskisi gibi yağmıyor kentlere. Oysa kar yağdığında Edirne'de Selimiye Camisi'nin kubbelerine konan güvercinler yukarıdan yem satan yaşlı adamın gelip gelmediğine merakla bakarlar. Tabii ki öznel düşüncelerin ağırlıkta olduğunu görmek mümkün. Cevap D'dir. Kapadokya'nın sözcüklerle resmedildiği bu paragraftaki numaralanmış cümleler için aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur? A. Birinci cümlede yazarın öznel değerlendirmelerine yer verilmiştir. 1. Kapadokya'yı ilk gördüğünüzde diliniz tutulur. Zaten burada hemen öznel değerlendirme vardır. B. İkinci cümlede yazar kendi düşüncesini başka bir kişinin cümleleriyle desteklemiştir. Evet burada başka kişi Nobel Edebiyat Ödülü kazanmış olan şair Seferis'in tanımıyla denmiştir ki kendi düşüncesini böyle desteklediğini görmekteyiz. C. Üçüncü cümlede görsel ayrıntılar imgesel yaklaşımlarla verilmiştir. 3. Karşınızdaki manzarayı suyun ve rüzgarın yarattığına inanmakta güçlük çekersiniz.
Bu dünyada değil de başka bir dünyada olduğunuzdan kuşku duymaya başlarsınız. Peri bacalar arasında dolaşırken. Bir kere görsel ayrıntı çok yoktur. Ayrıca burada tam olarak bir imgesel yaklaşım da söz konusu değil. Demek ki C'ye ulaşılamayız. Bu söylenemez. D. Dördüncü cümlede bilimsel açıklamayla anlatım nesnelleştirmiştir. Kapadokya gerçekte yanardağların yeryüzüne armağanıdır ve onun oluşum öyküsü milyonlarca yıl önce aktif birer yanardağ olan Erciyes ve Hasan Dağı'nın püskürttüğü lavların kilometrelerce öteye yayılıp soğumasıyla başlar. Evet, bakın doğru bilimsel bir açıklama var. E. Beşinci cümlede açıklayıcı anlatım öğelerine yer verilmiştir. 5. Bu lavların rüzgar, yağmur ve sellerin etkisiyle aşınması, taştan şapkalarını başında taşımaktan mutlu peri bacalarını ortaya koymuştur. Evet, burada da açıklayıcı anlatım var. Cevap C'dir. Bu paragrafta aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi ağır basmaktadır? Paragrafımızda şiir hakkında bilgi verildiğini görmekteyiz. Yani açıklayıcı anlatım ağır basmakta. Tartışmada tabii ki zıt görüşler olmalı. Öyküleme ve betimleme iç içedir genellikle ama burada öyküleme ve betimleme ağırlığı söz konusu değil. Lirik bir anlatım da yok. Yani nesnelik ağır basıyor. O halde şiir hakkında bilgi verildiği için açıklayıcı anlatım ağır basmaktadır. Cevap A'dır. Bu metnin anlatımı ile ilgili 1, 2, 3, 4 değerlendirmelerinden hangilerini yapmak doğru olur? Metnimize baktığımızda tam gün eğitimin yanlış olduğuyla ilgili bir takım kanılar dile getirilmiştir. Öncelikle tam gün eğitimden söz edilmiş, daha sonra bunun yanlışlığı vurgulanmıştır. Demek ki bu bir tartışmadır. Tartışma açısından bakarsak birinci özellik uygundur. Herhangi bir konu üzerinde okuyucuyu veya dinleyiciyi düşünmeye sevk etmek, önceden yerleşmiş kanıları değiştirmek amacıyla yazılan yazılarda kullanılan anlatım biçimi vardır ki tartışmadır bu. Sonra dördü görmekteyiz. Herhangi bir alanda ileri sürülen bir görüşün yanlışlığını kanıtlamak, yani zıt görüş ortaya koymak, o tezi çürütmek veya değiştirmek amacıyla yazılan yazılarda kullanılan bir anlatım biçimi kullanmıştır. Yine tartışma. 2 de varlıkların belirgin özellikleriyle tanıtma, betimleme demektir. 3 de okuyucuya bilgi verme amacı açıklama demektir. 1 ve 4 olmalı, cevabımız D'dir. Bu parçada aşağıdaki duyulardan hangisine ait bir unsura yer verilmemiştir? Görme vardır. Aramızda o derece zayıf, halsiz esirler var ki ifadesini görmeyi bulabiliriz. Dokunma da bulunmakta. Sert bir zemin ifadesi vardır. Koklama da söz konusu. Mis kokulu sıcacık köy ekmeği. İşitmeyi de duymaktayız fısıltı şeklinde. Ama tatma ile ilgili ayrıntı yoktur. Cevap E'dir.